İtikadına vücudu harici veriyor kişi. O zaman itikat imanımızın vücudu haricisi işte. Evet tabi. Vücudu haricisi itikattır. Var mı harici? Evel zahir. Vücudu harici o zaman şey oluyor, dima oluyor. Kanunu emri şey oluyor. Tamam doğru. Öbür ikisi de zihayet zihşuru. Doğru. İtikat, itikadımızla imanı oluşturuyoruz. Oluşan iman da itikadın kalitesini yükseltiyor. O zaman imanın vücudu haricisi, dışarıdaki şey itikattır. O oruçta diyor ya, tecessüm etmiş bir adam. O zaman itikadın da imandır. Evet. Oruç bahsediyor ya, ruh tecessüm etmiş, gelmiş evet. İşte. Bu. O zaman Allah azap vermiyor. Azap, İman. Yanlış itikat ve zanlarımızın zaruri neticesidir. Bu da mesela psikoloji hastalara kesilecek 40 saniyelik bir şey cümledir. Allah vesvese vehim vererek kullarını azap çeksin diye vermez. Yani vehim ve vesvese azap Allah ve meleklerinden değildir. Vehim ve vesvese Allah ve meleklerinden değildir. Peki nedir? Vehim ve vesvese ve zanlarımızın vücudu haricisidir azap. Her şey bitmiş abi şu sistemle. Ve bak gördünüz mü? Bak psikoloji nasıl tamir ediliyor neyle bak. O zanlarını düzelt, itikadını düzelt, psikolojinden yukarı çık. Bak oraya yazayım. Abi herkes kendi cennetini cehenneminde böyle oluşturmuş. Aynen. Bitmiş. O zaman. Bitmiş. O zaman zanlarını düzelt. Zanlarını düzelt, itikadını düzelt, itikadını düzelt, çık düzlüğe. Elem ise bunların bütünlüğünün vücud haricisidir. Cisidir. O zaman psikolojik sorun. Psikolojik sorunun kökeni yanlış zanlar ve yanlış itikatların zaruri neticesidir. Peki Müslümanın da itikadına vücudu harici verince de ortaya fethuli fi ibadi vethuli cenneti, cennete gideceksin değil, cennete gideceğinin delilidir. Gir cennetime. Müslümanın da itikadına vücudu harici verince Allah ortaya iman çıkıyor ki iman Müslüman iman etmeyle iman ettiği şeyle besleniyor, dünyası cennet oluyor. Allah'a iman edince çocuk anasını emer gibi analık bir bağ oldu. Ana veriyor sütünü, çocuk da emiyor güvenle. O zaman bir sağlık, bir hayat ortaya çıkıyor, bütünlük. İnsan da Allah'a iman ediyor. Dünyadaki kârı nedir? Dünyada kârı en azından iman ettiği Allah'ı haşa tabir caizse ana çocuğun emer gibi imanla Allah'a emiyoruz. Allah ne alıyoruz? Emince ne oluyor? Kemalat, erdemlik, fazilet, nur, kuvvet. Külata geçiyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Tamam mı? Hakiki mani elde eder. O zaman iman ettiğimiz şeyle besleniyoruz. Peki iman ettiğimiz şeyle beslenince dünyamız cennet oluyorsa yanlış itikatlarımızın da itikatların neticesinde dünyamız cehennem oluyor. Eylemlerin, ben şimdi şey söylüyorum. Sari söylüyorum. Hiç izahım değil. Kafirin ve Müslümanın psikolojisi bozuk olanlar, uğran geçirenler, evde sorun olanlar, evde kavga gürültü olanlar vesaire. Hepsinin kökeni yanlış zan, yanlış itikadımızın zaruri vücud haricileridir.
Ben başka bunu bunu kesip Müslümana vereceksin şu saniyeyi. Evdeki sıkıntıların, içsel sıkıntılarımızın, toplumdaki herhangi bir yerde sorun varsa, hepsinin sorunu, yanlış sanlarımız, yanlış itikatlarımızın zaruri neticeleridir. Elem. Bunu birisi bir kalsın da onu bir şey yapalım ya. Yine getirdi. Bir kamera, bir telefon, hakikaten bir telefon verin de. Tamam, şu an önceki şey, senin telefonunu da kesersin. He, kesersin. Şimdi, burada kesiyorum. Ama iş 20 diyor. Tamam, burada keseyim. Namaz kılmadık. Allah Allah. İman. Psikolojiyi de kaynağında başka noktada çözdük. Yanlış itikat, yanlış sanlarımızın zaruri neticeleridir. Elem. Abi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi süt içiyorsunuz.